Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş gördük. Turgay Bey'in evet. Muhabbet videoları Vol 2 olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün misafirimiz var, Alper Bey. Lütfen Alper Ülger. Evet. Enfes nargilelerin sahibi, nargile camiasının eskilerinden yıllar önce, seneler önce bazı hikayeleri var. Onları anlatacak size inşallah. Alper abi, nargileye nasıl başladın? Nargile yolunu bir anlat bize. Nargile ya, nargile yolunu başlatacak olursak. Şimdi biz Adanalıyız. Adana'da tabii nargile nedir bilmiyoruz. Üniversiteyi kazandık, geldik. Burada Konyalı arkadaşlarla tanıştık. Konyalı arkadaşlar dedi ki seni nargile kafeye götüreceğiz. Ben nasıl bir kafe bu, nasıl nargile filan. Tabii şeklin şemali sadece televizyonlarda gördüğümüzde biliyorduk. Gittik. O zamanlarda fazla çeşit yoktu. Yani bir elin beş parmağını geçmeyecek şekilde böyle şeyler vardı. İşte kapuçino vardı, elma vardı, elma nane vardı. Evet. Klasik tatlı. Klasik tatlı. Gül vardı. Güllü gül nane. Gül nane. Elma nane. Elma nane. Gül nane. Çift elma. Bir de işte kapuçino. Lafını keseceğim bu arada. Büyülü Fener'in kuruluşu sene 1997. İşte o zamanlar bir elde 5 parmak varsa nargile kafede 5 çeşit ancak vardı dedi, yoktu. Yok, hatta tabii. Ekstra çeşit koymak kınanır da ayıplanırdı. Ayıplanırdı. Aynen öyle. Nakla çift elma vardı. Elma vardı. Elma da kendi içinde Bahreyn elma diye ayrılırdı. Elma nane, gül nane. Haydi Hoca tayfası biraz gül nane severdi o zamanlar. bir de kapuçino vardı. Bir de kapuçino vardı. Aynen. Başka çeşit yoktu yani. Başka çeşit kötü algılanırdı yani. Üzüm koyduk, bir sürü tantana oldu. Ya yani. Bir ara üzüm koyduk, dünya kadar tantana yaşadık. Üzüm neymiş arkadaş, üzüm bir çiçek mi üzüm diye. Nargile de bu çeşit arkadaşlar bak yani. Meşe kömürü, klasik takım, deri marpuç. Bu şekilde yani. Büyülü Fener'in nargile zamanı. Ha o zamanlar sigara yasağı yok. Nargile yasağı yok. Normal şekilde nargile içiliyor. Açık alan, kapalı alan mevzusu yok. Ha o zaman da bu kadar da popülasyonu yok. Allah var. Ulan kapının önünde 2 kilo köz yakardık da müşteri gelecekti. Közü dillendireceğiz de 2-3 nargile vereceğiz de çay kahve servis yapacağız da ayakta zor duruyorduk ya. Samimiyet ayakta. Bir samimiyet var. Samimiyet var. Mekan mekana nasıl gideriz? Selamünaleyküm der gelir. Selam. Sedir köşemiz vardı. Köşemiz vardı. Hatırlarsan. Sohbetlerimizde hem de burada bu köşelerde, bu sedirlerde hem güncel konular konuşulduğu gibi de herkesin derdiyle de dertlenilirdi. Sorunlar konuşulurdu. Birisi gelmediği sırada aranırdı. Ya kardeş bir sıkıntın mı var? Doğru ya, hakikaten ya. Bir adam 5 gün gelmese bir arardı. Niye gelmedin kardeşim? Başında bir iş mi var? Hani yola mı çıktın? Ya ne günlerdi hakikaten ya. Samimiyetin içinde hissettiği zamanlardı. Hem de orada boş muhabbetler de dinmezdi. Tarih konuşulurdu. Kişinin dertlenilirdi. Akabinde tasavvuf sohbetleri, manevi sohbetler yapılırdı. Evet, çok güzel tesbihatlar ve tasavvuf sohbetleri aynen. olurdu. Aynen öyle. Hocalarımız vardı, Allah razı olsun. Aynen, sanatçılar da gelirdi. Hem musiki sanatçıları gelirdi. Hem de hat sanatı, ebru sanatıyla ilgilenen arkadaşlar gelirdi. Suat abimiz vardı. Aynen, ritimci Suat abimiz. Aynen. Suat abiye burada selam olsun. Suat abiye de selam olsun burada. Akın abi kemancımız. Tuncay vardı. Nezenler vardı. Nezenler. Kaan Hoca Tuncay. Kaan Hoca Tuncay. Yani orada meşk yapılırdı. Bizim bu nargile kahvesi, kahvehanesinden ziyade meclis yeriydi. Bir cemiyetti orası. Ya tabiri caizse dost meclisi diyebilir miyiz? Dost meclisi. Hakikaten bir dost meclisi var. Ben orada birçok bilgilerimi, yani şu zamanda yaşadığım tecrübelerimi orada öğrendiğim şeylerle. Evet. Kimisi ticaret erbabı gelirdi, oradan tüccarlık öğrenirdim. Hocası gelirdi, oradan manevi sohbetler alırdık. Tarihçisi gelirdi, sanatçısı gelirdi. Bu gibi yani bir nebze yani işte medrese ne bileyim bir nebze üniversite gibi bir yerdi orası bizim için ya. Ya ben Fars Dili Edebiyatı mezunuyum. Yani üniversitede öğrenemedim çoğu mevzu. Nargilehane de öğrendik. Öyle. Arkadaşlar, Alper abi. Sohbetlerinden öğrendik. Harmanca Hoca. Harmanca da sohbetlerimiz. Allah'ım yarabbim ya. Ne güzel sohbetlerimiz olsun ya. Harika. Suat abi. Suat abi öyle bir şey. Nargile içiyordu. Nargile mi onu içiyordu? Onlar nargile içiyordu. Onlarla ayrı bir muhabbeti var. Ondan zaten ayrı bir zamanda konuşalım. Akşam yemekleri sohbetlerimiz güzel olurdu hatırlarsan. Mesela ne yapardın? Evimizde karşılarda hatırlarsan. Akşam yemeğini yapardım. Masalardan rica ederdik. Herkesin sofraya davet ederdik. Akşam 6-6.30 gibi böyle güzelce böyle sofra kurulurdu. Aç olan, tok olan, ihtiyacı olan, kapıdan gelen geçer. Ya Allah ne bereket veriyor o sofralara. Yani o an orada 4 kişi ya da 5 kişi yapılmış yemek 10 kişiye yetiyordu. Aynen öyle. Öyle 10 kişiye yetiyordu. Yani orada ya halleniyordu. Şimdi gördüğünüz gibi muhabbetler o gün de böyleydi arkadaşlar. Muhabbetlerin arasına çok giremiyorduk. Hızlı bir muhabbet akışı vardı o zamanlar. Evet. Samimi olduğu için. Şimdi Alper abim şöyle bir müşteriydi. Sabah elemandan önce gelip közü yakıp çayı demliyordu. Çorbasını içiyordu, nargile içmeye başlıyordu. Hatta çoğu zaman
temizlik bile yapıyordu arkadaşlar dükkanı ya. Dükkanı temizlik yapıyordu, açıyordu eleman sonra geliyordu. Müşteriler temizlik yapardı, kimisi köz yakardı. Lan maliyeci geldi dedik, abi vallahi müşteri değil derdik ya. Nasıl ya diyorlar da. Ya köz dağıtıyor oğlum. Lan abi kendi içiyor, kendi alır o közü dedik. Adama yalvara kadar, o çalışmıyor adam derdik. Hatırlarsan. Ya elemanlar bazen yetersiz kalırdı. Biz girerdik, şişe yıkardık, ser yıkardık. Yani bunlar dostluktan, muhabbetten gelen şeyler. Orada hani ben şuraya oturdum, hizmet bekliyorum. Bana hizmet edilmesinden ziyade. Evet. Orada ya ben gittiğim sırada rahatlıyordum ya. Huzur buluyordum, öğreniyordum. Ya derdimiz dertti. Sevincimiz sevinci. Bir kere paylaşmak, paylaşmak var. Biz birinin derdi o zaman geliyordu, onu oturuyordu. Aa kardeş böyle böyle bir problem var. Herkes bir şeyler yap, maddi manevi paylaşımlar oluyor. Bir kere insan derdini konuştuğu zaman, paylaştığı zaman da derdi azalıyor. Derdi azalıyor. Ya bugün gidip de herhangi bir kafede bunu yapamazsın. Selamun aleyküm deyip de bir nargilhaneye gidersin yani. Aynen. Dost meclisin çünkü. İlla ki birle tanışırsın, sohbet edersin. İki kişi yemek söyler, gel kardeş sen de edersin. Aynen. Can vardı, izzet vardı. Hep böyle şeylerdi yani. Zaten bir de takımları yıkıyordun da Allah'tan takımlar teşhisli oğlum. Kahveli takımdan başka takım var. Derim abi. Silikon marpucu ver de müşteri için bak. Şimdi arkadaş bizim önceden marpucumuzu yazardı Turgay Dinçer ya da Büyülü Fener. Büyülü Fener. Sipsi nedir ya? Allah aşkına. Herkesin kendi marpucu vardı. Kendi takım vardı. Kendi marpucularımız zaten sipsiye ihtiyaç duymazdı ki biz marpucumuzu arada bir giydirdik. Sıcak suyla bir yıkardık, temizlerdik. Arada bir peçeteyle temizlersin. Ki ondan sipsiyi zaten kullanmayı edebe, adabı aykırı bilirdik. Plastik. Aynen. Sen o plastikler yapılırken o zamanın sipsileri, ben burada sipsileri laf etmek istemiyorum da. İkinci plastikten yapılan sipsi de var, atık malzemeden yapılan da var. Evet. Kendimize bir güvensizlik oluşurdu. Yani doğallık dibine kadar yaşanırdı. O zamanki nargile hane ortamlarında. Ya hani şey vardı ya abi. Bak nargile kafe demiyorum, nargile hane diyorum. Niye? Bizde yemek var mıydı kardeşim? Yemek yok. Ne yapardık? Çay yapardık, kahve yapardık. Su çeşitlerimiz vardı. Su çeşitler, bitki çaylarımız vardı. Dükkanlar kola koymazdık, lan gazozumuz vardı. Aynen. Tamam. Aynen. Yemek niye yapmazdık ya? Mevzuya bak. Tabii. Yani mevzu burada para kazanmak değil. Yemek kokusu, Allah muhafaza, marpuca, takıma, tütüne silecek diye korkardık. Aman, nargilemizin kulağımına. Kolonya yasak. Ulan ulan o kolonya mevzusu bana hiç anlatma. Ya nedir o? Yo aromalı. Ata kebap. Ata kebapta bir kolonya var. Neydi ya? Beni unutma. Beni unutma. Ha, beni unutma. Lan yemeğe gittik. Yemek yedik. Tekrar. Allah razı olsun. Bereket diyorsun. Bereket diyorsun. Dükkana. Ya bu beni unutma da bir kolonya var, elinden çıkmıyor. Ama kokusu çok güzel. Ama kokusu da güzel Allah razı olsun. Neyse ben yine öndüğü gittim, tezgah geçtim. O zamanlar hep tezgahta geldim. Kardeşim, azladık nargileyi. Ana son yedir, çift tezgahta bir nargileyle. İçiyoruz. Ulan bu koku var. Koku var. Allah'ım yarabbim bir koku var. Hatırlıyorum. Allah'ım yarabbim bir koku var. O günü, yani bugün gibi hatırlıyorum. 10-15 gün. 10-15 gün uğraştık. Bu nereden geliyor? Şimdi nargilede şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Şimdi bu nargileler. Görüyorsunuz çok modern, güzel, silikon nargileler. Şu nargile biliyorsunuz klasik, derim armut. Bu nargilede tütün hazırlar iken elinde bir koku, bir şey tütüne bulaştı mı, bir nargileyle iş bitmiyor işte mevzu orada. Buna bulaştı, bu marpuca bulaştı. Oradan gittin başka bir servis yaptın. Ona da o şey bulaşıyor. Ne kadar anason tadımımız varsa hepsi gitti. Hepsini kenara aldık. Sonra ya bu koku, ha dedik bu kolonya kokusu. Elimizi kokluyoruz, kolonya kokusu çıkmıyor. 15 gün boyunca uğraştık, hatırlıyor musun? Sonra ne yaptık? Nargileci kolonya parfüm kullanmaz dedik. Anayasa ekler gibi madde ekledik. Nargilecinin parfümü, kolonyası, nargile dumanının kokusudur arkadaş dedik. Dükkanda yasak koyduk. Hiç kimse parfüm sıkmayacak, kolonya kullanmayacak. Sadece yıkanacak eller, sabun da yıkanacak. Sabunlar da çok aromalı değil, normal yeşil sabunlardan koyduk. Kol da yıkanacak, durulanacak. Parfüm dahi sıkmazdı. Aynen öyle. Zaten kokumuz güzel arkadaş. Kokumuz bize yeter ya. Aynen öyle. Evet abi çok güzel günlerdi yani. Abi, çok harika günlerdi. Abi nargile hanede yaşadığın böyle komik bir anın var mı? Ya şimdi ya çok var. Çok var. Hangi birisini anlatalım? Yani sohbet sırasında gelişen komiklikler var. Muhabbet sırasında benim en komik şeylerden tanesi. Tabii sabah erken kalkıyoruz. İlk şeyimiz nargile. Ama nargile içmek için arkadaşlar, nargile içmek için bir şeyler yiyorduk. Evet. Nargile altı dediğimiz, aynen. Nargile içmek için bir hayat şey nargile yiyorduk. Hayat nargile var. Namazına git. Aynen. Namazımızı kılardık. Orada çorba, çorba üstünde helva var. İkram ediyor. Şems'e de selam verdik. Aynen. Mevzu geleceğiz, nargile içeceğiz. Bir de bu nargileyi de biz arkadaşlar, yani bu dediğim gibi klasik takımlar dışımızda geceden beklettiğimiz gözler. Evet, geceden demlendirdiğimiz gözü sabah içeceğiz. Sabah içeceğiz. O planı bir gün önceden aynen, yapıyorduk. Bir gün önceden yapıyorduk. Onu demlenmiş gözü olacak. Demlenmiş gözü peki, aynen. Ondan sonra gelir bunu yapardık. Tabii ondan sonra ben üniversite hayatım bittikten sonra iş hayatına geçmiştim. Ondan sonra organizasyonumuzu yaptık. İçtikten sonra ben işime giderdim.
Tabii sabah erken kalktığımız için, günün içinde de işte de yorulduğumuz için gelirdim ben. Akşam vakti başlardık muhabbeti, sohbeti. O sırada ben ve onun çok anı var, fotoğrafım bile var arkadaşlar, onu bir gün paylaşırız burada. Mahpucuğum benim yarenim gibi şöyle sarılırdım, orada uyurdum. Tabii bütün herkes o sırada benim fotoğrafımı çekmişler, orada muhabbetler dönüyorlar, benimle oyun oynuyorlar tabii. Bir böyle bir komik anımız var yani. Gider orada uyurduk ama huzur bulduğumuz için. Aynen öyle. Yani orada sanki bizim yuvamızdı orası ya. Ya orada sohbetlerden ziyade çok farklı şeyler yaşadık. Hatırlıyorsun eski nargilehanelerde bir de şöyle bir durum vardı arkadaş. Tamam, nargile bazı insanlar gibi çok zararlı olduğu söyledi. Ha bize göre de söyledi. Nargile bizi birçok zararlı faaliyetten koruyordu. Bak bizde çok pahalı kültür olmazdı. Yani, ya yanlış anlamayın. Gençler arasında mesela çok affedersiniz. İşte onun sevgilisine gitmiş, öyle muhabbetler. Biz de böyle şeyler hiç görmedik. Bizim derdimiz yine memleket. Sabahlara kadar memleketi kurtardık diyor ya. Aynen. Kendi kendimize sohbet ederdik. İşte bu böyle olsaydı böyle olurdu. Böyle olurdu. Türkiye Cumhuriyeti de bak böyle böyle şeyler var. Kardeşler bu. Biz bunlarla... Bunlarla bir asfalt ettik. Bunlarla asfalt. Vatan bile Sakarya dedi. Senin muhabbeti o zaten ha. Aynen. Nargilenin muhabbeti bu. Vatan bile Sakarya. Ya birçok şeyden ya. Millet nelerle eğlenirdi, biz de nelerle eğlenirdi. Ha bizim nargile zararlıysa zararlıydı belki. Ama başka zararlı faaliyetlerden bizi bu nargile hep uzak tuttu arkadaşlar. Çok, öyle mi ama? İnanılmaz derecede. Hatta ailemize sadıktı. Yani kimse yan gözle bakmazdı. Hep edep vardı. Sohbet vardı, muhabbet vardı, paylaşımlar vardı. İllaydı. Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani dinleyen arkadaşlar, gençler falan vardır. Yani şunu söyleyeyim size. 17-18 yaşında gençler gelirdi. Bizim nargilehanemizdeki işte Mustafa Yangal gibi delikanlı abilerimiz vardı. Etrafına alırlardı onları. Onlarla hoş sohbet muhabbet ederlerdi o gençler. Ahlaki konularda ya şükür Allah'a ya. Ya o şimdi soruyorlar röportajlar öyle sokak röportajları. Gençler tarihimizden bir haber, maneviyatımızdan bir haber, o güncel olaylardan bir haber. Varsa yoksa değişik müzik değil şeyleri, sosyal medyadan zaten çıkmıyorlar. Ama buraya bu nargile hanelere gelen kıraathane, yani gerçekten okuyorduk orada. Gerçekten kitap okuyorduk. Ya kitap köşelerimiz vardı. Haftanın perşembe günleri sohbet vardı ya. Vardı. Böyle bir şey var mı ya? Hadi sohbetleri hatta yapardık. Hatta sohbet şeyde hocamız derdi kardeşler, nargilemi şöyle indirelim. Sohbet aralarından nargile içelim derdi. Nargileyi koyardı. Aynen. Sohbetlerini aralarda çay kahve sohbet olurdu. Sonra tekrar nargile içelim. Yani bunlar çok iyi, gerçekten çok güzel şeylerdi. Çok değerli günlerdi. Çok değerli günlerdi. Yani gerçekten oraya gelen gençlerin, biz bunu çok yaşadık, lise talebelerinin ufkunun genişlediğini, artık daha farklı baktıklarını hayata, ya biz buralara geldiğimiz zaman mutluluk duyuyoruz, huzur buluyoruz demeye başlamışlardı. 2010 ile 2013 arası ne doktorlar, ne mühendisler, ne ses sanatçıları çıktı arkadaşlar oradan. Hala hepimizin arkadaşları hala atıyorum bir yerde sağlık müdürü, kime atıyorum bir yere doktor, kime atıyorum işte TRT sanatçısı. TRT sanatçısı evet, atıyorum. Yani çok var yani. Devlet sanatçıları şu anda var, buradan. Bakanlık sanatçıları arkadaşları var. Çok neyzen çıktı. Çok İnanılmaz derecede neyzen çıktı. Semazen çok işte. Semazenlerimiz var. Yani bunlar gerçekten bir orası cemiyetti. Biz burada hoca öğrenci şeklinde usul hani meşk yapar gibi meşk yapıyorduk abi. Meşk yapar gibi. Bu da nargilede bahane oluyordu. Nargile olayın bahanesi ya. Bahanesi. Sen nargile aslında doğru söylüyorsun. Olayın da biraz bahane oldu. Orada insanlar rahatlıyordu, huzur buluyordu. Ve dediğiniz gibi hani çok fazla da çeşit olmayınca çok da akıl da bulamıyordu. İçeceğimiz belliydi. O tarafı güzeldi aslında. Tabii. Şimdi dünya kadar çeşitli. Açtaki tütün çeşitlerinde onları da takip etmek lazım. En azından tütünleri artık piyasaya hakim oldu. Çok güzel aromalı çeşitler var. Aynen. Ya gerçekten biraz önce sağlık dedin, o gerçekten her şey doğaldı. Yazın doğal limonatamızı içerdik Turgay abinin elinden. Evet. Kışın doğal salebimizi içerdik. Ayranımızı kendimiz yapardık. Karışık bitki çaylarımız vardı, şerbetlerimiz vardı. Yani Osmanlı şerbeti yapardık ya. Demirimiydi. Demirimi şerbet yapardık. Sağlığımızda, çünkü nargileciler sağlığı da zaten iyi bakar. Mesela bizim cemiyette çok şekerli çay içen biliyor musun? Şekerli çay içen. Kahve sade içeriz. Kahve sade çay. Çay hep şeker, şeker. 50 çay çıkıyorsa 45'i şekersiz. Öyle mutlaka bizi dinleyen arkadaşlar, nargile içen arkadaşlar. Çayı, kahveyi, içeceğiniz iki çayını şekersiz içeceksiniz. Bunun usulü arabadır. Çünkü şeker ister istemez ağzı tatlandırır. Nargilenin tadını net almanızı engeller. Ayrıca da şeker glikoz içerdiği için boğaza yapışır diyor. Evet. Onu engellerdi. Evet. Mutlaka yanında su için kanı sulandırmak lazım. Ben nargileciler fazla içer, çok su içerdik. Hala da limonlu su içeriz. Limonu çok tüketiriz. Yani C vitaminimizi aldık oradan. Ayrıca suyu alkali yapardık. Bu ne oluyordu? İşte vücudumuza faydası oluyordu. Evet. Ya bu her şey doğal. Bunlar da işte sohbetler arasında gelişiyordu. Kim vardı?
cemiyette dünya kadar profesör vardı, doktor vardı. Onlar da nargile içerdi. Bak bakın, hadi biz nargile içiyoruz ama vücudumuza ve sağlığımıza da böyle bak. Öyle mi? Tamam, doğru. Tamam, nargile zararlı deniyor, ediyor da adamında içildiği zaman, abartılmaz zaman nargile, yani bu kadar da abartılacak bir zararı olduğuna ben inanmıyorum. Ben 20 yıldır içiyorum. Ama dikkat ediyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, yoğurt tüketiyoruz, kefir içiyoruz. Ha, bunlar da o cemiyetteki sohbetlerden ortaya çıkan şeyler. Aynen, o bilgilerden çıkar. Yani. Normal kafede bu sohbet. İnşallah devamı gelecek. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah daha kaliteli sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz devam edecek. Herkese iyi günler diliyoruz. Keyfiniz daim olsun, dumanınız bol olsun. Sağlıklı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah canım.